Kıymetli arkadaşlar merhabalar Osmanlı kültür medeniyet tarihi ile devam ediyoruz. Vergilerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şer'i vergi ve örfi vergilerle devam ediyoruz. Şer'i vergiler Kur'an-ı Kerim'e göre alınan vergilerdir. Örfi vergiler ise padişahın koymuş olduğu, bizzat koymuş olduğu vergilerdir. O zaman şer'i vergi Kur'an-ı Kerim'e göre, dine göre alınan vergiler iken Örfî vergiler ise padişahın koymuş olduğu bütün vergilere örfi vergi diyoruz arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, Baç vergisine baktığımızda Osman Bey döneminde alınan, Osmanlı tarihinde alınan ilk vergi olarak geçmiştir. Çarşı pazardan alınmıştır. O halde Baç vergi Osmanlı tarihinde alınan ilk vergiymiş. İlk vergi Osman Bey döneminde çarşı ve pazardan alınan ilk vergi olarak tarihe geçer. İlk vergi çarşı ve pazardan alınmış arkadaşlar. Yine avarız vergisine baktığımızda olağanüstü dönemlerde toplanan bir vergidir. Kuruluşta yükselmede görmezsin ama gerilemede dağılmada özellikle arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde avarız vergisi sık 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 uygulanmıştır. O halde avarız vergisi olağanüstü dönemlerde alınan bir vergi olmuştur. Avarız vergisi olağanüstü olağanüstü dönemlerde alınan halktan tek seferlik alınan vergilerdir. Devam ediyorum. Anan vergisi hayvan vergisidir arkadaşlar. Hayvan vergisi. Hatırlayın Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında veya Büyük Millet Meclisi açıldığında çıkarmış olduğu ilk kanun anam vergisiydi arkadaşlar. Özellikle hayvan vergisi olarak geçen ve küçük baş hayvancılık olarak vergisi olarak geçen anam vergisi Osmanlı tarihinde hayvan vergisi olarak geçmekteymiş. İspenç vergisi gayrimüslimlerden özellikle gayrimüslim çiftçilerden alınan bir vergiymiş. İspenç vergisi... Gayri Müslümanlardan alınan toprak vergisi. Gayrimüslim çiftçilerden alınan şöyle yazalım. Gayrimüslim çiftçilerden alınan vergiymiş arkadaşlar. Geldim. Mücerret vergisi kıymetli arkadaşlar bekar çiftçi derler. bekar çiftçilerden alınan bir vergidir. Mücerret vergisi bekar çiftçilerden alınan bir vergidir. Bekar çiftçilerden, çiftçilerden alınan bir vergidir. Cerime, cereme ile arkadaşlar türemiştir. Suç işleyenlerden alınan bir vergidir. Cereme kötü anlamında suç işleyen demektir arkadaşlar. Cerime vergisi ise suç işleyenlerden alınan bir vergidir. Cerime vergisi suç işleyenlerden. Suç işleyenlerden alınan bir vergidir. Derbent vergisi ise arkadaşlar yollar, köprüler üzerinden geçerken ödediğimiz bir vergidir. Kıymetli arkadaşlar, Derbent vergisi yol, köprü, geçitlerden alınan bir vergidir. Alınan vergi. Örfi vergiler padişahın koymuş olduğu bizzat vergilerdi. Şer'i vergiler ise Kur'an-ı Kerim'e göre alınan vergilerdir arkadaşlar. Dine göre alınan vergilerdir. Şer'i vergilere baktığımız zaman öşür Müslümanlardan alınan, Müslümanlardan alınan onda bir ürün vergisidir. Onda bir ürün vergisidir kıymetli arkadaşlar. Haraç vergisi ise gayrimüslimlerden alınan ürün vergisidir. Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi olarak geçmektedir. Kıymetli arkadaşlar Osmanlı tarihinde gayrimüslimler askere gitmezdi. Onun yerine bir nakdi bedel öderlerdi. İşte gayrimüslimlerden alınan askerlik yerine alınan bedelli askerlik parası dediğimiz cizye kıymetli arkadaşlar. Gayrimüslimlerden alınan gayrimüslim erkeklerden alınan askerlik vergisidir. O halde şer'i vergi dediğimiz zaman öşür, haraç, cizye geri kalan bütün vergiler örfi vergiler olarak geçmektedir. Kıymetli arkadaşlar Osmanlı tarihinde mimariye baktığımız zaman mimari 3 ana başlıkta topladık. Erken dönem, klasik dönem ve geç dönem olarak karşımıza geldi. Erken dönem kuruluş döneminden başlayarak 1500 yılına kadar devam eden döneme biz erken dönem diyoruz. Klasik dönem ise 1500 yılından başlayarak Lale devrine kadar 1718 yılına kadar inşa edilen tüm mimari eserler klasik dönem mimari eserleridir. Genç dönem ise Lale devrinden başlayarak günümüze kadar gelen Osmanlı Devleti'nin yıkılma dönemine kadar devam eden eserlere ise geç dönem eserleri diyoruz. Kıymetli arkadaşlar kuruluş döneminden 1500 yılına kadar devam eden Hacı Özbek Camisi ilk cami olarak karşımıza gelmişti. Yeşil Cami, Bursaolu Cami, Bey ve Edirne Sarayları, Topkapı Sarayı, Anadolu ve Rumeli Hisarları erken dönem eserleri olarak karşımıza gelmektedir. Klasik döneme baktığımızda Mimar Sinan'ın çıraklık eseri dediğimiz Şehzade Camisi çıraklık eseri. Yine Mimar Sinan'ın Mimar Sinan'ın kalfalık eseri dediğimiz kalfalık eseri dediğimiz Süleymaniye Camisi, Mimar Sinan'ın ustalık eseri dediğimiz Ustalık eseri dediğimiz Selimiye Camisi. Kıymetli arkadaşlar Mimar Sinan'ın bütün eserleri klasik dönemdir. Eğer buradan bir soru gelirse dikkat et. Milli Eğitim kitaplarında diyor ki Mimar Sinan için Mimar Sinan Kanuni Sultan Süleyman döneminde, ikinci Selim döneminde, yine üçüncü Murat döneminde Osmanlı Devleti döneminde yaşayan bir mimar başıymış arkadaşlar, bunların döneminde eserler vermiş. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat döneminde Mimar Sinan ülke genelinde eserler bırakmış arkadaşlar. Tuttu sana dedi ki, Mimar Sinan hangi padişah döneminde yaşamıştır? Kıymetli arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat döneminde Mimar Sinan eserler bırakmışlardır. O zaman Mimar Sinan'ın Çıraklık eserine baktığımızda Şehzade Camisi, Kalfalık eserine baktığımızda Süleymaniye Camii, Ustalık eserine baktığımızda ise Selimiye Camisini görüyoruz. Ama Mimar Sinan'ın ilk eseri ise ki Hürrem Sultan Camisi'dir arkadaşlar. Bunu da unutma. Eğer bir soru gelirse Mimar Sinan için dikkat et hocam diyoruz. Yine Sultan Ahmet Camisi klasik dönem eseridir. Ev Sultan Camisi, Mostar Köprüsü, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü bunlar hep klasik dönem eserleridir. Dikkat erken dönemde de klasik dönemde de batının etkisi yoktur. Bu eserler Osmanlı mimari eserleridir. Bu eserlerde batının etkisi yoktur. Bu eserler tamamen %100 Türk eserleridir. Osmanlı eserleridir. Erken dönemde de klasik dönemde de batının üstünlüğü yok. Tamamen arkadaşlar Osmanlı mimari eserler içeriğinde yapılan eserlerdir. Kıymetli arkadaşlar geç eserlere baktığımızda bu eserler Bizler bu eserlerde batının etkisini görüyoruz. O halde bu eserlerde hepsinde batı mimarisinin etkisi vardır. 3. Ahmet Çeşmesi Lale Devri'nde yapılan ilk batı tarzında yapılan eserdir. Nur Osmaniye Camisi Lale Devri'nde yapılan batı tarzında yapılan ilk camidir arkadaşlar. İshak Paşa Sarayı batı tarzında yapılan ilk saraydır. Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Çırağan Sarayları, Levent Kışlası bunlar hep arkadaşlar batı tarzında yapılan eserlerdir. O zaman erken dönem Klasik dönemde batının üstünlüğü yok ama geç dönemde ise arkadaşlar batı tarzında yapılan eserlerdir. Mimari eserlerdir. O halde Sedefkar Mehmet A'ya baktığımız zaman Sedefkar Mehmet A mimar Sinan'ın öğrencilerinden bir tanesidir. Sedefkar Mehmet A kıymetli arkadaşlar 1. Ahmet döneminde Sultan Ahmet Camisini yapacaktır. Sultan Ahmet Camisi Yine kı kıymetli arkadaşlar Mimar Hayrettin'e baktığımız zaman Mimar Hayrettin ise Mostar Köprüsü'nü yapan Osmanlı mimarlarından bir tanesidir. Mostar Köprüsü. Kıymetli arkadaşlar Mimar Kemalettin'e baktığımız zaman 19. yüzyılda Türk mimarisini yaratan kişidir arkadaşlar. 19. yüzyıl Türk mimarisini yaratan kişi olarak karşımıza gelmiş. Mimar Kemalettin 19. yüzyılda Türk mimarisini mimarisini yaratan mimar olarak karşımıza gelir. Mimar Kemalettin kıymetli arkadaşlar. O halde mimari eserlere baktığımız zaman arkadaşlar mimari eserleri üçe böldük. Erken dönem batının etkisi yok. Klasik dönem batının etkisi yok. Ama geç dönemde ise arkadaşlar batının etkisi bulunmaktadır. Bu tarafa geçtiğimiz zaman bu tarafa geçtiğimiz zaman hat sanatına baktığımız zaman arkadaşlar bizler hat sanatı için Güzel Kur'an-ı Kerim yazılarına hat diyorduk arkadaşlar. Güzel yazılara, güzel Kur'an-ı Kerim yazılarına hat diyorduk. Bu sanatla uğraşanlara hattat diyorduk. Osmanlı Devleti'nde hattat olarak bilinen Amasyalı Amasyalı Şeyh Hamdullah Kıymetli arkadaşlar Osmanlı tarihinde bilinen ilk hattattır. Bu adam hattatların kıblesi olarak bilinir. Bu adam hattatların kıblesi. Hattatların kıblesi olarak bilinir. Yine Osmanlı tarihinde Hattatçılara baktığımız zaman Ahmet Karahisari'yi görüyoruz. Mustafa Rakım Efendi'yi görüyoruz. Hafız Osman'ı görüyoruz. Ahmet Karahisari. Ahmet Karahisari. Hafız Osman. Yine arkadaşlar Baktığımız zaman Mustafa Rakım Efendi'yi görüyoruz. Mustafa Rakım Efendi bunlar Osmanlı tarihinde bilinen en önemli hattatlardır. Ama hattatların kıblesini sorarsa Amasyalı Şeyh Hamdullah diyeceksin. Devam ediyoruz. Teship yani arkadaşlar uğraşanlara müzeyhip diyoruz. Hiplerden aklımıza kalsın. Teship uğraşanlara müzehip diyoruz. Aç hocam Kur'an-ı Kerim'i sağ ve sol taraflarında altın tozuyla yapılan süsleme sanatlarına biz teship diyoruz. Teship dediğimiz zaman Osmanlı tarihinde Kara Mehmet'i unutmayacaksın. Teship dediğimiz zaman Osmanlı tarihinde Kara Mehmet'i unutma hocam tesip alanında çok 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 çalışmaları vardır. Yine minyatür demiştik arkadaşlar. İslam'da resim ve heykel yasaklanınca özellikle minyatür sanatı ön plana çıkmıştı. Minyatür sanatında uğraşanlara nakkaş diyorduk arkadaşlar. Minyatür dediğimiz zaman matrakçı nasu aklımıza gelecek. Minyatür dediğimiz zaman matrakçı nasu aklımıza gelecek. Yine minyatür dediğimiz zaman lale devrinin minyatürcüsü Levni aklımıza gelecek. Levni lale devrinin minyatürcüsü. Kıymetli arkadaşlar yine minyatür dediğimiz zaman Nakkaş Osman aklımıza gelecek. Nakkaş Osman. Nakkaş Osman. Onun eserleri Hünername denilen Hünername denilen kitapta toplanmıştır. O halde minyatür sanatında bilmen gereken en önemli özellik minyatür sanatı arkadaşlar. Mimari sanat üzerine yapılmaz. Minyatür sanatı dikkat mimari eserlere yapılmaz. Minyatür sanatı kağıt üzerine yapılan, cilt üzerine yapılan, kitap üzerine yapılan bir sanattır arkadaşlar. Bu çok 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 önemlidir. Resim dediğimiz zaman kıymetli arkadaşlar Osmanlı Devleti tarihinde resim dediğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet ilk defa arkadaşlar resmini çizdiren padişah olarak karşımıza gelmiş. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet resmini, portresini ilk defa İtalyan ressam Bellini'ye çizdirmiş. Bellini'ye çizdirmiş. Yine İtalya'ya resim öğrenmesi için Gönderilen nakkaş Sinan Bey'i görüyoruz. Nakkaş Sinan Bey'i gönderiyoruz. Sinan Bey'i İtalya'ya arkadaşlar. Resim öğrenmesi için İtalya'ya gönderilen nakkaş Sinan Bey'i görüyoruz. Osmanlı tarihinde ilk defa resim sergisi açan Şeker Ahmet Paşa'dır. Unutma hocam önemlidir. Şeker Ahmet Paşa. Şeker Ahmet Paşa. Osmanlı tarihinde ilk Resim sergisini açan Osmanlı devlet adamıdır. Yine resim dediğimiz zaman aklımıza Osman Hamdi Bey gelecek. Osman Hamdi Bey gelecek arkadaşlar. Bu adamın dünyaca ünlü eserleri vardır. Kaplumbağa terbiyecisi, silah tacirleri adlı resimleri dünyaca ünlüdür arkadaşlar. Osman Hamdi Bey Kaplumbağa terbiyecisi terbiyecisi. Aptı eseri Silah Tacirleri. Silah Tacirleri adlı eseri kıymetli arkadaşlar dünyacı önüdür. Osman Hamdi Bey dediğimiz zaman arkeolojinin babası olarak karşımıza gelecek. Çünkü Osmanlı tarihinde İlk defa müze açan, müzenin babası olan, hatta İstanbul Arkeolojik Müzesi'ni açan Osman Hamdi Bey'dir. Müzenin babasıdır bu adam. Müzenin babası. Bu adam yine Sanayi Nefise Mektebi, Atatürk döneminde Güzel Sanatlar Fakültesine dönüşecek olan Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusudur. Bu adama dikkat et hocam. Sanayi Nefise Mektebi. Sanayi nefise mektebinin kurucusudur arkadaşlar. Bu adama dikkat ediniz. Yine kıymetli arkadaşlar müzik dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan kişi Itri'dir arkadaşlar. Itri klasik Türk müziğin kurucusudur. Itri klasik Türk klasik Türk müziğin kurucusu kurucusu olarak bilinir. Itri müziğin şeyhi olarak bilinir arkadaşlar. Itri müziğin şeyhi olarak bilinir. Müziğin şeyhi olarak bilinir. Yine arkadaşlar müzik alanında çalışmalar yapan en önemli kişilerden bir tanesi de 19. yüzyılda Dede Efendi'yi görüyoruz. 19. yüzyılda Dede Efendi müzik alanında çalışmalar yapmış, Osmanlı tarihinde ilk müzik okulu olarak geçen Darül Elhan'ı görüyoruz biz. İlk müzik okulu Darül Elhan, İlk müzik okuludur. İlk müzik okulu arkadaşlar, Osmanlı tarihinde ilk müzik okulu olarak geçiyor. Aşap, yine uğraşanlara neccar diyoruz arkadaşlar, Çinicilik dediğimiz zaman, Bursa'da Yeşil Cami ve Türbesi arkadaşlar Çinicilik bakımından önemli eserlerdir. Yeşil Cami. Yine kıymetli arkadaşlar. Blue Moskya olarak geçen Sultanahmet Camisi çok 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 önemlidir. Sultanahmet Camisi. Sultan Ahmet Cami. Yine arkadaşlar Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı. Çinicilik bakımından en öne çıkan eserlerden bir tanesidir. Kıymetli arkadaşlar, Osmanlı tarihinde yaşayan bilim adamlarına baktığımız zaman burada bilmemiz gereken hatta 2021 sınav sorusu olarak gelme ihtimali en yüksek olan kişi Ali Kuşçu'dur hocam. Bu adama dikkat et. Milli Eğitim kaynaklarında bu adam hakkında bu sene çok 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 bahsetmiş. Ali Kuşçu. Ali Kuşçu'ya baktığımız zaman bu adam Osmanlı Devleti tarihinde, Timur Devleti tarihinde, Akkoyunlu Devleti tarihinde çalışmalar yapmış. Yani sen Ali Kuşçu dediğimiz zaman bu adam Timur ülkesinde yaşamış. Akkoyunlu ülkesinde yaşamış. Bu adam Osmanlı Devleti'nde yaşamış. Bu adam için milli eğitim kaynaklarında şöyle bir ifade kullanmış. Ali Kuşçu Türk İslam tarihinde ilk ve gerçek astronomdur demiş arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Milli Eğitim kaynaklarında 2021 Milli Eğitim kaynaklarında Ali Kuşçu'ya şöyle bir ifade kullanmış. Ali Kuşçu Türk İslam tarihinde ilk ve gerçek anlamda astronomdur demiş arkadaşlar. Ali Kuşçu'ya baktığımız zaman Risaletün Fethi adlı eserini görüyoruz. Yine Fatih Sultan Mehmet'e sunduğu kıymetli arkadaşlar matematik kitabı olan Muhammediye eserini görüyoruz. Astronom bilgilerini topladığı Fethiye kitabını görüyoruz. Bu adam arkadaşlar Ayasofya medresesinde müderrislik yapmıştır aynı zamanda. Ali Kuşçu'ya dikkat et hocam. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'e sunmuş olduğu Muhammediye adlı eserine dikkat et hocam geldik Akşemsettin. Bu adam Akşemsettin yapmış olduğu çalışmaları Maddetül Hayat adlı kitabında toplamıştır. Maddetül Hayat adlı kitabında mikroptan bahsetmiştir. Mikroptan bahsetmiştir. Hatta Akşemsettin için mikrobiyolojinin babası denir arkadaşlar. Mikrobiyolojinin mikrobiyolojinin babası olarak geçer. Akşemseddin topladığı edindiği bilgileri tıp bilgilerini maddetül hayatta toplamıştır. Bu kitabında mikroptan bahsetmiştir. Hatta bu adama mikrobiyolojinin babası denir arkadaşlar Akşemseddin. Geldik matrakçı Naso. Kıymetli arkadaşlar Cemal Kütap adlı eserini Yavuz Sultan Selim dönemini anlatan Cemal Küttab adlı eserini Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur arkadaşlar. Hatta bu adam Matrakçı Nasuh o dönemin gelmiş geçmiş en büyük kılıç ustası olarak tarihe geçmiştir. Tarihçidir, coğrafyacıdır ama Matrakçı nasıl Matrakçı Nasuh yapan kılıç ustalığıdır. Dönemin en büyük kılıç ustasıymış. Yavuz Sultan Selim döneminde geçen olayları Cemal Küttap adlı eserinde yazmış arkadaşlar. Takiyüttin Mehmet bu adam Osmanlı tarihinde ilk rasathaneyi açan, rasathaneyi açan devlet adamıdır. Kıymetli arkadaşlar eseri Alatur Rasadiye, Rasatane, Rasadiye o zaman Osmanlı tarihinde İstanbul'da ilk defa Rasathaneyi açan bilim adamıymış. O dönemde 3. Murat döneminde açlık ve kıtlık yaşanınca dönemin aptal şeyhülislamı bunu Rasathaneye sunmuş. Demiş ki 3. Murat döneminde 3. Murat'a devletin açlık ve kıtlık yaşanmasının temel sebebi Rasathanedir demiş. 3. Murat'ın emriyle arkadaşlar İstanbul'da Takiyyettin Mehmet'in açmış olduğu Rasathane bombalanarak havaya uçurulmuştur. O zaman arkadaşlar Takiyyettin Mehmet Alatürresadiye adlı eserini yazmış. Yine bu adam Osmanlı tarihinde ilk rasathaneyi açan kişi olarak tarihe geçmiş. Hazerfen Ahmet Celebi. Kıymetli arkadaşlar kanat takarak Galata'dan Üsküdar'a kadar yatay uçmuştur. Yine kıymetli arkadaşlar Lagari Hasan Paşa. Sırtına roket takarak yerden havaya uçmuştur. İkisi de yukarıda Allah'ı gördük, peygamberi gördük demeleri üzerine... İkisi de arkadaşlar İstanbul'dan sürgün edilmişlerdir. Devam ediyorum. Sabuncuoğlu Şerafettin al sana en önemli sınav sorularından bir tanesi. Sabuncuoğlu Şerafettin Osmanlı tarihinde bilinen en büyük tıp alimidir. Osmanlı tarihinde bilinen en büyük tıp alimi olarak geçer. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan Sabuncuoğlu Şerafettin Tıpla ilgili bütün bilgilerini Cerrahâtül Haniye'ye yazmış arkadaşlar. Osmanlı tarihinde bilinen en büyük tıp alimi olarak geçer. Dikkat et hocam bu adama. Devam ediyoruz. Altunizade. Ürolog. Böbrek üzerine çalışmalar yapmış. Bu adam Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış arkadaşlar. Yine üroloji üzerine, böbrek taşları üzerine müthiş kitaplar yazmış arkadaşlar. Ve Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan en önemli tıp alimlerinden bir tanesiymiş. Geldik Naima, Mustafa Naima arkadaşlar. Osmanlı tarihinde bilinen ilk bakönüstür yani ilk tarihçidir arkadaşlar bu adam. Bu adamın eseri Mustafa Naima'nın Naima adlı Na tarihi vardır bu eserinde 1574 yılından başlayıp 1670 yılına kadar hatta 1655 yılına kadar geçen bütün olayları Mustafa Naima Naima tarihine yazmış. 1574 yılından başlayarak 1655 yılına kadar Osmanlı tarihinde yaşanan bütün olayları Mustafa Naima Naima tarihine yazmış. Osmanlı tarihinde bilinen ilk vakayuniz İlk tarihçidir bu adam. Devam ediyorum arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa İslam medeni hukuk kurallarını topladığı Mecellesi vardır bu adamın. Bu adam heyetle bir araya gelerek İslam medeni hukuk kuralları dediğimiz Mecelle'yi ortaya çıkardı arkadaşlar. Yine Ahmet Cevdet Paşa Tarihi Cevdet 17 özürüm 18 ve 19. yüzyılda yaşanan Osmanlı tarihinde yaşanan bütün olayları Tarihi Cevdet'e yazmış Ahmet Cevdet Paşa. İdrisi Bittisi, heşti bişt yani arkadaşlar 8 cennet demektir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan alıp ta 2. beyazda kadar geçen bütün olayları yazmıştır. 8 tane padişahı Osman Bey'den alarak 2. beyazda getirdiği için o dönemde yaşayan tahta geçen 8 tane padişahı anlattığı için heşti bişt 8 cennet demektir arkadaşlar. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi Avrupa'yı gezmiş, Asya'yı gezmiş, Orta Doğu'yu gezmiş, Mısır'ı gezmiş. Bütün gezdiklerini 10 cilt atlı seyahatnamesinde toplamış arkadaşlar. Katip Çelebi. Tarihçi, coğrafyacı olan Katip Çelebi arkadaşlar. Hacı Kalfa. Hacı Kalfa ismini kullanır bu adam. Bu adamın keşfüzunun fezdeke cihan numa adlı eserleri vardır. Kıymetli arkadaşlar sizlerle Osmanlı kültür medeniyet tarihini bitirdik. Osmanlı devletinin kuruluş dönemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.